Kipaş Tarım Toprağın Bereketi programını sunar. Evet sevgili izleyiciler, Toprağın Bereketi programında bu hafta konumuz entegre mücadele yöntemleri ve biyoteknik mücadele olacak. Konuğum Kahramanmaraş Sütçüman Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Murat Aslan'la beraberiz. Sayın Aslan'a sorularınız için ekranda yazılı olan telefonlara mesaj atarak bizlere ulaşabilirsiniz. Evet Sayın Aslan, Toprağın Bereketi programına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Daha önce de konuğumuz olmuştunuz. Evet. Kamuoyu sizi yakından tanıyor, bizler tanıyoruz. Evet. Özellikle fakültede yapmış olduğunuz biyoteknik mücadele yöntemleriyle evet. ilgili çalışmalardan dolayı. Ama sizleri tanımayanlar için Murat Aslan kimdir? Murat Aslan, Kahramanmaraş Sütçüman Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesiyim. Uzun yıllar biyolojik mücadele, entegre mücadele ve biyoteknik mücadele çalıştım. Çalışmalarım da hep buna dayalıdır. Bununla birlikte Kahramanmaraş'a 97 yılında geldim. Hala üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Evet, bizler de hem üniversitemize hem özellikle Ziraat Fakültemize, evet. bitki koruma bölümümüze sizlere biyoteknik mücadele ile ilgili yapmış olduğunuz başarılı çalışmalardan dolayı ben özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok çok önemli bir konu. Evet. İnsan sağlığına kadar geliyor, dayanıyor bu konu. Biraz sonra da biyoteknik mücadele ne demektir, nasıl uygulanır izleyicilerimizle evet. paylaşacağız. Evet sevgili izleyiciler, biyoteknik mücadele, entegre mücadele ile ilgili sorularınızı bekliyoruz. Ekranda yazılı olan numaradan bizlere mesaj atarak hocama sorularınızı sorabilirsiniz. Evet hocam, ben entegre mücadele ile başlamak evet. istiyorum. Entegre mücadele deyince ne anlıyoruz? Entegre mücadele deyince tarımsal zararlılarla yapılan bütün mücadele yöntemlerinin bir arada kullanılmasıdır. Ayrıca bunu kimyasal mücadeleyi hariç demiyoruz. Gerektiğinde kimyasal mücadele kullandığımız bir programdır aslında. Evet. Entegre mücadelenin temel amacı çevre direncinin arttırılmasıdır. Evet. Peki entegre mücadele son yıllarda ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı. Peki neden bu kadar önemli entegre mücadele? Entegre mücadele dediğim gibi çevre direncinin arttırılması, doğada ne oluyor, doğada ne bitiyor, ekosistemin araştırılması, doğadaki bu programın uygulanacağı yerdeki zararlıların, doğal düşmanı yani bu zararlarla beslenen diğer canlıların hepsinin ortaya konması. Bu ortaya konan zararlıların ne düzeyde zarar yaptığı ve bunlarla nasıl mücadele yapacağımızı hangi dönemde, hangi zamanlarda yani bunu birçok faktör etkiliyor. Herhalde ileriki sorularda da bunu da açıklarım. Bunlar evet. önemlidir. Yani komple bir sistemdir. Mücadele, evet, mücadele yöntemi, sistemidir. Entegre. Hani aynen bir öyle. Hastalık geldi veya bir zararlı geldi hemen ona ilacı atayım öldürmesinden değil. Komple düşünüp... Komple onu takip etmek gerekiyor. Evet. Her şeyden önce bu nedir? Yani zararlının türünün tespiti önemlidir. Ve sonra bu zararlının biyolojik takibi yapılacak. Bu zararlının ne zaman popülasyon gösterdiği, popülasyonun yükseldiği andaki doğal düşmanı nedir bunun? Ve bunun arasındaki ilişki nasıl bir ilişkidir diye ortaya konması gerekir. Evet, ben entegre mücadelelerin üreticilerimiz için neden önemli o soruma geleceğim ama öncesinde geçenlerde Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık evet. Müdürlüğü ile ortaklaşa bir tarla okulu yaptınız. Evet. Hatırladığım kadarıyla Çağrıyan Celit, Helete'de elma üreticileriyle. Evet. Evet. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Bu konu... Tarlada çiftçilere eğitim veriliyor. Üniversitemiz, evet. Ziraat Fakültemiz, İl Müdürlüğümüz beraber. Evet. Neler söylemek istersiniz? Tabii çok güzel bir uygulama. Oraya gittiğimde de çiftçileri görünce bu kadar da yani çok meraklı bir çiftçi kitlesi vardı. Artı elmada entegre mücadele kapsamı içerisinde uygulanan Tarım İl Müdürlüğünüz artı sizlerinle birlikte beni davet etmiştiniz. Çok güzel bir uygulama. Oradaki çiftçilerimize sertifikalar verildi ve başarılı bir uygulama gördüm. Ve isteyen bir çiftçi kitlesi var.
ve bu konuda da açıklar yani. O uygulamayı yapabileceğiniz. İnan edin entegre mücadele sabır isteyen bir iştir. Entegre mücadele bilgi gerektiren bir iştir. Bunun uygulaması, bunun yönetilmesi, bunun danışmanlığı, bunun her şeyinin birebir birlikte ortak yapılması gerekir. Gerçekten oradaki çiftçilerimizin de yaptığı Elma'daki entegre mücadele şöyle bir baktığımda Helete'nin kendi bölgesi de ekolojik açıdan, ekosistem açısından önemli bir yer bence. Bir geçiş bölgesi zaten. O açıdan baktığımda çok değerli. Çiftçilerimize de gerçekten teşekkür ediyorum. Hem misafirperverlerde oldukça. Tarım İl Müdürlüğü'nün yaptığı bu uygulamayı da desteklemek, biz Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi olarak desteklememiz gerekiyor. Evet, zaten Ziraat Fakültemiz ve İl Müdürlüğümüz evet. birlikte birçok başarılı çalışmaların altında evet. imzaları var. Güzel bir birliktelik. İnşallah bu birlikteliğin de devam etmesini buradan devam dileyelim. Devam edecektir mutlaka dileriz. Evet. Peki entegre mücadele yapan çiftçilerimiz, evet. üreticilerimiz bundan ne gibi bir kazanımlar olacak? Entegre mücadele şöyle bir kazanım. İş ve masraftaki maliyet oranını yani kayıplarını azaltabilirler. Mesela entegre mücadele gerekmedikçe ilaçlama yapılmaz. Ta ki çok bir zararlı yüksek popülasyon sağladığında ilaç devreye gider. Diğer yöntem tamamıyla takip sistemidir. Burada çiftçilerimizin de sürekli mesela Tarım İl Müdürlüğü biz üniversitenin sürekli mesela bu uygulanan alanlarda takip etmemiz gerekiyor ve bir zararlının gerçekten mücadele edileceği noktayı belirlememiz lazım. Çünkü rastgele yapılan ilaçlamalar entegre mücadelede yoktur. Entegre mücadele gerektiğinde ilaç yapımıdır. Mesela normal diyelim ki 5-6 ilaçlama yapılan bir yeri doğru bir zamanlamayla 2 ilaca düşürmektir. Mesela entegre mücadele. Entegre mücadele biyolojik mücadeleyi de içeriyor. Biyoteknik mücadele, fiziksel yöntemleri, kimyasal yöntemi, mekanik mücadeleyi hepsini içeren bir faktör. Entegre mücadele dediğim anda tabii bu ilk yıl sağlanamaz ama ikinci yıldan itibaren verimini yani bu sistemin yararlarını görebiliriz. Üçüncü yıldan sonra hemen hemen şunu söyleyeyim ilaçlı mücadeleye gerek kalmıyor. Biyoteknik yöntemi de bunun içerisinde kullanıyoruz zaten. Biyolojik mücadeleyi de bunun içerisinde kullanıyoruz. Burada en önemli şey oradaki yararlı zararlı faunasının doğru belirlenmesi ve çıkış zamanlarının doğru tespit edilmesi. Bunun için de birçok yöntem kullanılıyor zaten. Evet yani insan sağlığı için aslında kesinlikle çok yani, çok önemli çok çok konu. Önemli. Mesela Çukurova'da turunçgil bahçelerinde bu sistem uygulandı. Zaten Helete bölgesi mesela ya da Göksun bölgesinde elmalar yani cevizde de olabilir. Bütün ürünlerde bahçe sisteminde zaten bir bütün olarak sistemi. Oradaki Tarım İl Müdürlüğü'nün yaptığı doğru bir sistem. Oradaki çiftçileri birlikte hareket ettirmişler. Ve orada birlikte hareket ettirilince herkes sisteme uyduğu için başarı sağlanıyor. Evet. Yani şöyle diyeyim o zaman orada tabii tuzaklar var. İlçe, İl Tarım Müdürlüğü. Evet. Teknik elemanlarımız gidiyor bu tuzakları kontrol ediyor. Zaten ondaki evet. amaç şey tuzakları böceğin çıkış zamanını tespit etmek. Evet. Kitlesel olarak da yakalamadır ama önemli olan böceğin çıkış zamanını tespit etmek sonra böceği takip etmeye başlamak lazım. Evet. Böcek ne zaman popülasyon sağlıyor? Ne zaman sayısı yükseliyor? Bunun bir de her böceğin mücadele edeceğimiz zamanlar vardır. Tutup da böceği ilk gördüğünüzde bir ilaçlama yapmamak gerekir. Mesela entegre mücadelede bu vardır. Bu entegre mücadelede zararlıyı takip edeceksiniz. En yüksek yani ekonomik zarar eşiği deriz biz ona. Ekonomik zarar eşiğinin üzerine çıktığı an ilaçlamaya geçilir. Bunu takip ettiğinizde bir böceğin verdiği doz sayısına göre 3 döl veriyorsa 3 mücadele. Ama entegre mücadele sistemi dışındaki sistemde dönemi yakalamadığınız takdirde 1, 2, 3, 4 bu sayı 6'ya, 7'ye, 8'e çıkıyor. Evet, hatırlıyorsanız Çağlayan Cerit'te de bir çiftçimiz söylemişti. Biz eskiden işte elmada şu zararlı için 6-7 ilaçlama yapıyorduk. Doğrudur. Ama entegre mücadeleye geçtikten sonra 2 veya 3 ilaçlama Doğrudur. Yapıyoruz. Peki, elma bölgemiz var, ceviz bölgemiz var. İşte Göksun'da da evet. Türkiye'nin en kaliteli elmaların yetiştirildiği Kesinlikle. Ender bölgelerden birisi Göksun'da. Diyelim tuzaklar kontrol edildi, ekonomik zarar evet. eşiğine gelinmiş. Bütün bahçelerin birden, hani birkaç gün içinde aynı anda diyelim ilaçlanmasının bir faydası var mı? Faydası vardır ama şöyle, diyelim ki ekonomik zarar eşiğine ulaştı sayımız.
bu andaki diğer yararlı organizmalarla bunlar arasındaki ilişkiyi saptamamız lazım. Eğer iyi bir potansiyel doğal düşman popülasyonu varsa belki ilaçlamaya gerek de kalmayacak. Çünkü bir denge vardır demektir doğada. Ama eğer bu denge yoksa, doğal düşman popülasyonu düşük veya az ise, bunu üzerine bütün topluca hareket edilip, çünkü tek tek olduğunda bir ilaçlama yapılan yerden sonra diğer taraftan göç başlar, böcekler. Evet. Onun için birlikte hareket etmek ve birlikte sonuca ulaşmak gerekir. Yani hemen hemen birkaç gün içinde çiftçilerimizin birçoğunun ilaçlaması gerekir. Popülasyonu azaltır ve daha az ilaç, daha az masraf, daha az kalıntıyla ürün üretebiliriz. Zaten bizim tamamen böcekleri yok etmek amacımız değil. Ekonomik zarar düzeyinin altında tutmak. Çünkü doğada bir besin zinciri var. Bu besin zincirinde biz tamamen bir canlıyı yok edersek besin zincirini bozmuş oluruz. Bu şekilde de doğal denge bozulmuş olur. Ve daha vahimi ise çevre direnci azalmış olur. Çevre direncinin azalması demek oradaki verim ve kalitenin düşmesi demektir. Evet. Yani konular aslında birbirine bağlı ve bilimsel konular. Kesinlikle İl müdürlüğümüzle üniversitemizin kesinlikle birlikte hareket etmesi lazım. Zaten ediyor. Evet. Diyebiliriz. Peki özele girersek elma yetiştiriciliğinde, entegre mücadelede çiftçilerimiz en çok neye dikkat etmelidirler? Entegre mücadele ilk önce bilgili kişilerin bu işe başlaması gerekiyor. Çünkü elma bahçesine girdiğiniz zaman orada canlılar arasında nasıl bir ilişki var? Ekosistemde bizim mesela elmadaki ana zararlılar tespit edecek, potansiyel zararlılar tespit edecek, bunlar üzerinde bulunan doğal düşmanlar. Eğer doğal düşmanları etkinse herhangi bir mücadeleye gerek olup olmadığını da bunun yapılan sayımlar işte tuzak yöntemleriyle ve diğer bazı yöntemlerle belirlenmesi gerekiyor. Bunun için iyi bir bilgi gerekimi, iyi bir ekibin olması gerekir. Ondan sonra iyi bir çiftçinin yani bu konuda size destek vermesi gerekiyor. Bununla birlikte oradaki yaptığınız mücadeleyi iyi bir şekilde sergilemeniz gerekiyor. Çünkü ikna etmek, demonstrasyon gösteri bunların hepsi önemlidir. Evet. Peki dünyada ne durumda bu entegre mücadele veya ülkemizde hangi durumda, yaygınlaşıyor mu, yaygınlaşmaya meyilli mi sizce? Şunu söyleyeyim, dünyada Amerika başta olmak üzere tabii her şeyin başı olarak iyi bir şekilde bu sistemi uyguluyor. Bütün ürünlerinde uyguluyor ama Türkiye'de biyolojik mücadele çalışmaları 1912 yıllarına, 1900 yıllara dayanıyor. Ama Çin'e bakarsanız 1200'lü yıllara dayanıyor. Biz de 1900 yıllarında turunçgilde mesela torbalı koşnil diye bir zararlı var. Onun işte Rhodolia cardinalis denen bir doğal düşmanı getiriyor ve bu başarı Süreyya Özek tarafından. Bunun yanı sıra yine elma pamuklu biti için mesela en önemlidir. Aphalaenus mali denen bir parazitoid getiriliyor. Yine başarı sağlanıyor. Bu şekilde fakat bizim normalde bir şeyi kabullenmemiz çok zor oluyor. Nedense tarım sektöründe. Ama şunu da söyleyeyim. Bölgesel olarak baktığımız zaman birçok bölgede artık bu sistem oturmuş, uygulanıyor. Sadece bunun adapte edilmesi gerekiyor. Çiftçiyi ikna etmeniz gerekiyor. Çiftçiye göstermeniz gerekiyor. Bunu Batı'da, Ege'de bunu çok güzel yapıyorlar veya başka yerlerde de yapıyor. Ülkenin hemen hemen her yerinde bu sistemi yapıyorlar. Ama Kahramanmaraş ili şöyle söyleyeyim çok zengin bir yer. Gerçekten yani flora olarak da fauna olarak da. Ve sizin bu sistemi burada oturtmanız daha kolay çünkü bozulmamış bir ekosistem var. Bakın ilaçlama yaparlar. Ama bilinçli bir ilaçlama da yapmıyorlar. Böceğin çıkış zamanını kaçırıyor mesela. Yaptığı ilaçlar boşa gidiyor. Ama bu nedir? Doğaya ve insana ve çevreye zararı vardır. Artı bunların hepsi ülkemizde de uygulanıyor. Ülkemizde çok iyi uygulanan bölgeler var, ürünler var. Ama Kahramanmaraş'ta da işte başladı, uygulanacaktır. Başarıya da ulaşıyor. İşte Çağlayan Cerit Helete'de bunu da gördük. İnsanlar mutlu, çiftçiler mutlu. Yani bu güzel bir uygulama. Yani Kahramanmaraş'ta da bu sistem kesinlikle yaygınlaştırılabilir, uygulanabilecek bir potansiyele sahip. Kahramanmaraş'ın çiftçileri gerçekten çok hem misafirperver hem duyarlı insanlar. Yani ben bunu kendim de arazilere çıktığımda görüyorum. Bu konuda hiçbir şüphem yok yani. Evet. Peki ben biyoteknik mücadeleye geçeceğim ama öncesinde entegre mücadeleyle ilgili önem verdiğiniz, söylemek istediğiniz başka bir konu var mı?
entegre mücadeleye zaten geçebilmek için bütün mücadele yöntemlerini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bunun için de biyoteknik mücadeleyi de bilmeniz gerekiyor. Biyolojik mücadeleyi de biliyor olmanız lazım. Mekanik, fiziksel, kimyasal savaşın hepsinin bütün özellikleri biliyor olmanız lazım. Artı ana zararları bilmeniz lazım. Artı ana zararları üzerinde yaşayan diğer doğal düşmanları bilmek lazım. Aslında her çiftçimiz tarlasının uzmanı kesinlikle olması kesinlikle lazım. Orada siz de söylediniz. Evet biz teknik, bilimsel konularda biliyoruz ama her çiftçi kendi tarlasının kesinlikle uzmanı olması lazım. Tabii ne sizler ne bizler bütün tarlara yetişme evet imkanımız yok. Kesinlikle. İşte bu da tarla okullarıyla inşallah Kahramanmaraş'ta inşallah gerçekleştirilecek evet diye düşünüyorum. Peki isterseniz biyoteknik mücadeleye evet girelim. Yaklaşık 2 yıl önce ilimizde biyoteknik mücadele ve yeni yaklaşımlar diye evet bir panel yapıldı. Siz de bu paneldeydiniz. Evet. Hem konuşmacı olarak hem yönetici olarak. Bu panelde neler yapıldı? Bu panelden sonra Kahramanmaraş'ta biyoteknik mücadele ile ilgili neler değişti? Şimdi şöyle söyleyeyim, birçok insan bu işin farkında oldu öncelikle. Çünkü gelen çiftçilerimiz olsun, birçok telefonlarımız alındığı işte sizlerle de mutlaka bağlantı kuruyorlardır. Fakat şu eksiklik var, yapılacak projeler, yapılacak demonstrasyon dediğimiz gösterilmesi gereken olaylar var. Bu çiftçiye ben orada da kalktım söyledim yani, çünkü al bunu kullan tak diyemezsiniz çiftçiye. Çünkü iyi bir gözlem yapmanız gerekiyor ve sizin sürekli bir takip sisteminizin olması gerekiyor. O kadar kolay yöntemler değildir bunlar. Çünkü bunlar birçok canlı ve cansız faktöre bağlıdır. Siz bir günü, iki günü ya da bir haftayı kaçırdığınız zaman uygulayacağınız yöntem sekteye uğrayabilir. Ben bunu açıkladım orada. İşte diyorlar ki alın takın diyorlar. Hayır, alıp takmayla olmaz bu iş. Bu işin bir yöntemi var, uygulaması var. Ben kendim İslahiye'de 5 yıl uyguladım. Haftanın 3 günü bütün izlemekten yanasınız. Hatta arazinin yönü, arazinin bulunduğu yer, ekosistem bunların hepsi çok önemli. Çünkü araziye geçişler olmaması lazım denemeye girdiğiniz alanı. Şimdi biyoteknik mücadelenin temel ana hedeflerinden biri diyor ki uygulayacağınız alanın ada gibi izolasyon bir yer. Öyle bir yer yok. Öyle bir ancak bir adada bir ekersiniz ya da dikersiniz. Ancak öyle olur. Onun için ne yapmanız gerekiyor? Bunu sürekli bir gözlem yapmanız gerekiyor ve orayı izole etmeniz gerekiyor. Bunun da teknikleri var zaten. İsteyen çiftçilerimiz de size ulaşabilir, bana ulaşabilir. Bunu gösterebiliriz yani. Ama o sempozyum gerçekten Kahramanmaraş gibi daha diyelim ekosistemin bozulmadığı bir yerde, bunu hep belirtiyorum. Yani gerçekten çok iyi ama İşte kendi haline bırakılmıyor maalesef. Yani ilaç kullanımı kolaydır. Ama sabır olarak mesela bir biyoteknik mücadele hem insan ve çevre sağlığına hem verim ve kaliteye etki eden bir faktördür. Bunu çiftçilerimiz anladı ama ben HLT'de de gördüm bunu Çağlayan Cerit'te. Çok mutlu oldum yani. Evet, sorularımız gelmeye başladı hocam. Bertiz Budaklı'dan Harun Kazmacı Bey aramış. Bağlarda biyoteknik mücadele yöntemleri kullanılır mı diyor Bertiz Budaklı'dan Harun Kazmacı Bey. Bağlarda biyoteknik mücadele evet yöntemleri kullanılır. Biyoteknik mücadele yöntemleri uygulanabilir. Yeter ki arazinin büyüklüğü, mesela küçük alanlarda değil. Bu nedir? Oradaki çiftçileri birleşerek 5-6 çiftçinin bunun 20 dönüm ya da 10 dönüm gibi yerlerde uygulanabilir. Maraş'ın yani bir de üzümün çeşidi de önemli. Mesela Ege'dekiler Sultaniye ya da çekirdeksiz üzümde tele kaldırdıkları için çalışması kolay. Bizim bu yörelerde biyoteknik mücadele çalışma zor ve zahmetli bir iştir. Ama Bertis'te de bağlarda çalışılır. Hemen hemen ülkemizin her yerinde de çalışılabilir. Evet, Harun Bey de bizim örnek çiftçilerimizden çok güzel bağları var. Harun Kazmacı Bey'e de buradan selam ve sevgilerimizi iletelim. Biyoteknik mücadele dedik ama izleyicilerimiz de biliyordur. Bilmeyenler için isterseniz bir de biyoteknik mücadele nedir? Bunu açıklayalım. Şimdi biyoteknik mücadele tarımsal zararlının yani zararlı böceğimizin davranış, biyoloji ve fizyoloji durumunu bozmaktır. Bu nedir? Canlıyı alışkanlıklarından uzaklaştırmak ya da şaşırtmaktır. Mesela bir çiftleşmesini engellemektir böceğin. Çiftleşmesi engellenen bir böceğin popülasyon sağlayamaması mesela örneğin.
Evet, doğal yollarla diyelim. Doğal işte, yollarla doğal bunlar zaten böcekler, evet, böceklerden zaten sentetik olarak, yapay olarak elde edilmiş onların feromonlarıdır. Bu feromonlar da değişik preparatlara yerleştirilmiş. Bunları alıyorsunuz, asıyorsunuz. Böcekler birbirini bulamıyor. Basit bağdakini anlatıyorum mesela. Elmada da aynı şey. Bunlar birbirini bulamayınca, çiftleşemeyince bunların ömrü kısa zaten. Mesela salkım güvesi. Ömrü kısa olduğunu bulamadığından popülasyonun düşmesidir. Ama iyi bir gözlem gerekiyor. Bazen bu sefer tamamıyla ilaçsız yapacaksanız benim yaptığım uygulama gibi Bacillus gibi bakteriyel preparatlar var. Onları bazı dönemlerde popülasyonu düşürmek ya da ekonomik zararını eşiğinin altında tutmak için kullanmamız gerekiyor. Ya bunu biraz açabilir miyiz hocam? Bu söylediğiniz konuyu. Yani biyoteknik mücadele aparatlarını, feromon tuzaklarını kullanacağız. Kullanacağız. Evet. Ama baktınız, sayımlar yapıyorsunuz yine. Bakıyorsunuz böcek popülasyonu zarara neden olacak. Evet. Zarara neden olmaması için bu devrede bakteriyel preparatlar var. Yani biyolojik mücadele ya da biyoteknik mücadelede kullanılan preparatlar. Bunlar insan ve çevre sağlığına herhangi zararlı bir zararı yok. Bu Bacillus variyete kurstaki dediğimiz, yani bu Bacillus thuringiensis variyete kurstaki normal atıyorsunuz. Zaten böceğin sindirim sistemine zarar veriyor. Belli bir süre beslenmesini engelledikten sonra öldürüyor. Bunu dediğim gibi tamamıyla biyoteknik mücadelede uygulanacak yöntemlerden biri. Evet. İlaç değil yani. Bu bir bakteriyel biyolojik preparat. Biyolojik, evet. Bu aslında çok güzel bir evet, uygulama. Evet, ben uyguladım yani. Öyle mi? Kahramanmaraş'ta mı? Nerede? Kahramanmaraş'ta değil. İslahiye'de 5 yıl proje yürüttüğümü hangi uyguladım. Hangi bitkilerde uyguladın? Şey, bağlarda sana kullandım ben. Bağlarda. Mesela. Bağlarda. Yani evet, onun kullanılma teknikleri de var mesela. Pekmezle karıştırıyorsunuz. İşte belirli bir solüsyon haline getiriyorsunuz. Bir de böceğin mesela, çiftçilerimizin en büyük hatası şu, ilaçlama zamanını çok iyi belirlemesi gerekiyor. Şimdi böceğin hareketli olduğu bir dönemde ilaçlama yaparsanız ilacın %40'ı boştur, boşa gider yani. Onun için mesela uygulanacak yöntem böceğin az aktivite olduğu, yani hareketsiz olduğu dönemde yapılması. Yani bu da nedir? Sabahın erken saatleridir mesela yapılması gerekiyor. Zaten çok aşırı sıcaklarda da ya da aşırı sıcakta da ilaçlama yapılmaz. Evet, o da çok önemli. Aslında biz de araziye, köylere gittiğimiz zaman evet, bazı çiftçilerimiz, çok az bunlar ama işte ilaç attım hiçbir faydasını görmedim veya gübre attım ama hiçbir faydasını görmedim diyen insanlar da oluyorlar. Yani şunu da söyleyeyim. İlacı eğer sıcakta atıyorsanız buharlaşma. Çok iyi buharlaşıyor. Ya da bitkinize zarar da veren fitotoksik etki dediğimiz, bitkinizi de zararlandırabilirsiniz. İkincisi evet, böceklerin saklandığı. Böcekler de biz nasıl sıcaktan kendimizi koruyorsak böcekler de kendine saklanacağı yerlere giriyor. Evet. Burada attığınız ilaçlar ne kadar ulaşıyor tartışılır. Orada ilaç kaybı da var. Onun yüzden zaten diyor ya, ölmedi. İşte hala böcek var. Böcek olacak. Ekonomik zarar eşiğinin altında tutabiliyorsan ilaçla da olsa bu bir başarıdır. Evet, çiftçilerimizin de az önce de söylediniz, bu konuya çok dikkat etmeleri lazım. Sadece ilacı alıp atmak değil. Evet. Dediğiniz gibi böceklerin ekonomik zarar eşiğine ulaşıp ulaşmadı. İşte atım zamanı. Atım zamanı. Mesela ben bildiğim kadarıyla bazı ilaçlarda hazırlandıktan sonra yarım saat içinde atılması lazım. Evet. Atmadığınız zaman sizin de söylediğiniz gibi fitotoksik etki yapabiliyor. Kesinlikle. İlacın üstünü muhakkak okumaları. Tabii ki ilacı atarken nelere dikkat etmeleri lazım. Gerektiğini bilmem. İsterseniz çok kısa ona da girelim hocam. Şunu çünkü önemli. Önemli. Bazı çiftçilerimiz yani sırt motorunu alıp direkt ilaçlayıp çıkıyorlar. İşte o da çok tehlikeli aslında, bilmeden evet, kendisi de zarar görüyor, çevreye de zarar veriyor. Çünkü normal olarak diyelim bir böcekten bahsedeyim. Bu yumurtasını çiftleşti ve yumurtasını bıraktı ürüne. Mesela elmayı çukurdu, elmadan bahsedelim. Çiftçilerimizi de o konuda bileyim. Yumurtayı bıraktı. Yumurtanın bir embriyonik gelişmesi var. Eğer siz bu embriyonik gelişmeyi takip eder de en son dönemde açıldığında yakalayıp da ilacı yaptığınızda süper bir başarı elde edersiniz. Ama siz normal çıktı, bunu kaçırdınız, böcek girdikten sonra hangi ilacı yaparsanız yapın bir başarı sağlayamadı. Bu nedir? Çevreyi kirletmektir. Bu nedir? İnsanın zarar görmesi demektir. Çiftçilerimizin çoğu, yani tabii buradaki ilaç bayilerinin de bilinçli olması gerekiyor. Şöyle yapalım hocam, kısa bir aramız olacak. Tabii ki. Aradan sonra zirai mücadele ilaçları atarken çok kısa nelere tamam, dikkat tabii edilmelidir? Ki. Tabii ki. Çiftçilerimizle, üreticilerimizle isterseniz paylaşalım. Tabii ki. Evet, sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz.
Kipaş Tarım'ın sunduğu Toprağın Bereketi devam edecek. Kipaş Tarım'ın sunduğu Toprağın Bereketi devam ediyor. Sevgili izleyiciler, Toprağın Bereketi programında Profesör Doktor Murat Aslan hocamızla biyoteknik mücadele, entegre mücadele konularında sohbetimize devam ediyoruz. Canlı yayında Murat Aslan hocama konuyla ilgili sorularınız için ekranda yazılı olan numaradan bizlere mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Evet hocam, zirai mücadele ilaçları. Evet. Kullanırken nelere dikkat edilmelidir? En baştan başlayalım. Yani gittiniz ilacı ilaç bayiden alırken. İlk önce hangi zararlıya karşı ilacı? Spesifik bir ilaç da olabilir. Mesela bir yaprak biti için afisit bir, yani yaprak biti öldüreni almanız lazım. Geniş spektrumlu ilaç alıyor çiftçilerimiz her şeyden önce. Çünkü kesin bir çözüm olarak, ama geniş spektrumlu ilaçlar bütün doğayı mahveden ilaçlardır. Bunun yanında ilacı aldım, prospektüsünü, arkadaki kuralları, dozu, hangi dozda 100 litreye şu kadar doz kullanılacağını, hangi zararlıya karşı bunu bilmesi gerekiyor ve onu uygulaması gerekiyor. Bunun ne fazlası ne azını kullan. Artı kullanırken nelere dikkat edecek? Mesela ilaçların karışabilirlik özelliği vardır. Bazen görüyorum çiftçilerimiz 4-5 ilacı karıştırıyor. Bu tamamıyla ilaçların birbiri arasındaki etkileşim sonucu ilacın etkinliğini azaltan faktördür. Mesela biz deriz ki iki tane ilaçtan fazla ilacı karıştırmayın. Ya da yine ilacın üzerinde yazar, ilacın karışabilirlik özelliği var. Bunları da okumaları gerekiyor. En önemlisine geleyim, arılara zararsızdır ya da doğal düşmanlara zararsızdır denen ilaçları kullanma. Ucuz diye bir ilacı almamak gerekiyor. Normal, belki çiftçilerimiz tabii kendi bütçelerine göre şey yapıyor. Ucuz ilaçtan, merdiven altı ilaçlardan uzak durmaları gerekiyor. İlacı uygularken hangi zararlı için uygulayacağı? Bunun dışında başka bir zararlı varsa o zararlıyı da kapsayan bir ilacı kullan. Ama benim önerim her zaman spesifik, yani ana hedefe doğru hitap eden bir ilaç kullanmaları gerekiyor. Evet, tabii daha başka faydalı böceklere de zararsız zarar olması vermez. Bu da ekosistem, evet, için değil mi? Çok, çok önemli hocam. Önemli. Ekosistemin üstüne çok durdunuz hocam. Şimdi, bu konuyu biraz açabilir miyiz? Yani evet, anladığım kadarıyla ülkemiz tarımı, dünya tarımı, dünya için çok önemli bir konu ekosistem. Bunu biraz, evet, açalım hocam. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ekosistem şu demek zaten. Eko zaten ekolojiden geliyor. Ekoloji nedir? Canlının çevreyle ve birbirleriyle olan ilişkilerini inceler. Ekosistemde nedir? Bunların birbirleriyle ilişkileri araştırılır. Buradaki ilişki deyince zaten biz tarım sektöründe olan insanlarla zararlılarla yararlılar arasında nasıl bir ilişki var? Ekosistemde bütün flora ve faunanın ne olduğunu bilmeniz lazım. Bunlar arasındaki nasıl bir etkileşim var? Bunlar arasındaki besin zinciri nasıl bir besin zinciri var? Ne kadar karmaşık ya da karmaşık değilse bunların hepsinin bilinmesi gerekiyor. Ekosistemde canlıyı bulduğunuz andaki bu canlının diğer canlılarla nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu. Canlı önemli bir zararlı olmayabilir. Sadece o yıl çıkmış da olabilir ekosistem içerisinde. Çünkü ekosistemde zararlılar kendi aralarında birbirlerine baskınlık kurabilir. Mesela örneğin A zararlısı B zararlısına karşı baskındır. Siz A zararlısını baskın hale alırsanız o ekosistem içerisindeki, B zararlısı pik yapabilir. Yani sayısı yükselebilir, ekonomik bir zararlı olmaya başlayabilir. Bunun için öncelikle canlılar arasında nasıl bir etkileşim var? Onun ortaya konması lazım. Zaten entegre mücadelenin temeli de budur. Nasıl bir etkileşim olduğunu bilirsek bu ilişki, canlılar arasındaki ilişkinin bize dönen, yani bizim ürünümüzde nasıl bir zarar meydana getiriyor? Getirirken diğer canlılar için, mesela az önceki konuşmamızda da üzüm mesela, Lobesia botrana, salkım güvesi vuruyor. Oradan hastalık, kurşun küf dediğimiz hastalık infekte ediyor. Bu şekilde bir ilişki var.
Eğer siz normal salkım güvesini baskı altına alırsanız, biyoteknik yöntemle ya da entegre mücadeleyle orada kurşunu küfü de elimine etmiş olursunuz. %80'dir mesela bu. Ben kendim başarı sağladığım için biliyorum. Ama bunda da dediğim gibi ekosistemde nasıl bir ilişki var canlılar arasında, bunu mutlaka bilmemiz gerekiyor. Elma bahçesinde girdiniz bahçenize, hangi zararlılar var, hangi faydalılar var, toprak yapısı, yöney seçimi, bunların hepsi önemlidir. Mesela çıkış zamanları bu canlıların, bunların hepsini sırayla çıkartmanız gerekiyor. Yani bunun için bir cetvel kullanılır zaten. İşte A zararlısı şu tarihte çıkar, B zararlısı şu tarihte. Bunların doğal düşmanları şunlardır. Bu doğal düşmanlar da şunda. Mesela bizim en çok istediğimiz şeylerden biri o ekosistem içerisinde zararlı böceğin doğal düşmanıyla aynı fenolojiye sahip olması. Çıkış zamanlarını tutması gerekiyor mesela etkinliği açısından. Diyelim ki yüksek bir popülasyon sağladı. Onun için mesela orada spesifik bir ilaç kullanıp onun popülasyonunu düşürüp yararlı popülasyonuyla aynı düzeye getirmek. Mesela bunlar hepsi teknik ama araziye girdiğiniz zaman uygulayabiliyorsunuz. Yani bunları çiftçilerimiz de birinci sene değil, ikinci sene değil belki ama üçüncü sene hepsine hakim olabilecek yapıda. Bununla birlikte şunu söyleyeyim, ilacı kullanırken kullanma zamanı, kullanan kişi de önemlidir. Çünkü isteyerek yapan vardır, artı ilaçtan anlar, dozunu anlar, bunları da çok önemlidir. Ama genel olarak ekolojik kavramda, ekosistemde nasıl olaylar cereyan ediyor onu bilmemiz lazım. Zaten onu bildikten sonra bütün mücadele tekniklerini uygulayabilecek yapıya ve bilgiye sahipsiniz. Mesela ben bir araziye girdiğim zaman orada ne bitip, hangi zararlı, yüksek popülasyonda, düşük popülasyonda, hangi doğal düşmanlar var? Mesela bir buğday tarlasına girdiğimde bir örnekleme sistemleri vardır. Örnekleme yapıyorum mesela, yan taraf ilaçlama yapıyor ama ben o çiftçiye ilaç attırmıyorum. Neden? Yumurtalarını buluyorum mesela. Yumurtalarının %90'ı parazitoidli. Ya bu ne demek? Doğal düşman tarafından parazitlenmiş, o yumurtalar ölmüş demek. Yani anlayabilecek dilden konuşayım ben. Öldürecek. Ben ilaç attırmadım mesela. Çiftçimiz strese girdi, şöyledir böyle. Siz bana güvenin dedim. Ne oldu? Diğer ilaçlama yapılanda daha fazla çıkıyor. Benim yaptırdığım alanda daha az çıkıyor. Bu nedir? Oradaki ekosistemi çözmüşüm. Yani ama bunları tabii örnekleme yöntemi, yılların deneyimiyle ben zaten ilaca karşı olan biriyim. Ben biyolojik mücadele, entegre mücadele, biyoteknik mücadeleciyim. Ama yeri geldiğinde de ilaçtan yanayım. Neden? Çünkü bir yerde aşırı bir popülasyon sağlamış, çiftçiye zarar veriyorsa onun mutlaka ekonomik zarar eşiğinin altına almak için tekrar belirttim, spesifik ilaç, geniş spektrumlu ilaçlardan uzak durmak gerekiyor. Evet, çok önemli bir konu. Belki çiftçilerimiz ama bunu beceremeyebilirler ama ekosistemi kendi tarlalarında görmeleri ama lazım. Evet. Şu belki dediğiniz gibi olabilir, o zor da değil aslında. Her çiftçimiz kendi tarlasının profesörü olmalı bence. Dediğiniz gibi hangi böcek ne zaman çıkıyor? En azından bunların tarihlerini tabii ki not etmesi bile çok çok kesinlikle önemli. Kesinlikle. Bu aslında parazitoer dediğiniz şeyi de görebilir aslında çiftçilerimiz. Parazitoid. Bunları da evet yani, parazitoidleri. Öyle bir sistem ki yumurta parazitoidleri var, larva parazitoidleri var, ergin parazitoidleri var. Şimdi ben yaparken mesela süne için örneklemeyi yapıyorum mesela. Yumurtaları gördüğüm zaman bu parazitoidli diyorum. Evet. Şimdi ben bunların sayımlarını yaptıktan sonra %91 eğer oran varsa %10 zaten kaybı göze alacak çiftçimiz. Elmada da mesela çok basit aslında. Ama iyi de mesela Tarım İl Müdürlüğü öğretmiş de, göstermiş de, uygulama güzel. Ana zararlı nedir? Elma içi kurdudur. Diğer mesela yaprak biti vardır elmada, işte arşipsler vardır, yaprak bükenler vardır, elma pamuklu biti vardır, Türkçelerini söyleyeyim, Latincelerini söylemeyeyim şimdi şey olur. Bunlar mesela ana zararlı değildir. Ana zararlı elma içi kurdu. Elma içi kurdu içinde spesifik bir ilaç kullandığınızda eğer baktınız diğer o saydığım zararlılar bir popülasyon sağlıyorsa onlar için de kullan. Ama önemli olan İşte o zamanı belirlemek. Mesela elmayı çukurdu, yumurtayı meyve üzerine bıraktı. Bu yumurtanın embriyonik gelişmesini takip etme. Geliştiğinde baktığınızda bundan bir parazitoid çıkıyorsa, mesela trichogramma diye bir parazitoid var, evanescence dediğimiz. Bunu çıkacağını tespit ettiğinizde buna bir ilaç atmaya gerek yok mesela. Evet. Ama bunu saptamak çiftçi çok zor. Çok i̇şte zor. Girip bir ziraat mühendisi ya da yetişmiş bir eleman ya da bizim girdiğimiz zaman bunu çiftçiye de göstermemiz gerekiyor.
Çiftçi bunu bilirse en azından der ki rahat eder. Ama şimdi yumurtayı görse bile ilaç atacak. Normal yani, bunu çiftçimize hak veriyorum. Çünkü ürünü kurtarmak. Zaten ürünün verimi var, kalitesi var, pazarlaması var. Bir sürü sorunla uğraşıyor. Ama siz de bu faktörleri öğrettiğinizde, ben tabii çevreci olarak yani bunu önemli kılıyorum. Çünkü ilaç sayısını düşürmek amaç zaten. Ben söyleyeyim, entegre mücadelede de diğer bütün yöntemlerde de. O zaman şöyle karar verelim hocam, çiftçilerimiz bu anlattığınızı belki yapamazlar ama en azından hangi böcek hangi tarihte çıkıyor, evet, bir deftere bunları not etsinler ki ertesi sene onlara bir ön bilgi olsun. Onu da söyleyeyim, böceklerin çıkış zamanı bölgelere göre değişir. Evet. Mesela bizim Adana ile Kahramanmaraş ilimizin arasında bir 15 günlük fark var. Fark var, evet. 15 gün önce mesela hasada gidilir buğdayda, biz de 15 gün sonra Kahramanmaraş'ta. Mesela bu dönemler de göz önünde var. Böceğin çıkış zamanı farklılık gösterir bölgelerden bölgeye. Bunun da fark. Mesela Kahramanmaraş'ın kendi içerisindeki ekosistemlerde de mesela bir Çağlayan Cerit Helete'de çıkan böcek daha önce Kahramanmaraş daha düşük bir yükseklik seviyesinde üretilen bir üründe daha önce çıkmış olabilir. Bunlara da dikkat. Şimdi Maraş'ta çıktı diye, 600 metrede çıktı diye 1300 metrede de aynı tarihte çıkacak değil. Evet, ama evet. 600 metredekini duyup da 1300 metrede ilaçlama yapıyorsanız o ilaçlama da boşa gidiyor demektir. Evet, doğru. Çiftçilerimiz arazisini tabii bölgesel hareket etmek bölgesel gerekiyor. Olarak tabii ki. Peki biyoteknik mücadele, zirai mücadelede sadece biyoteknik mücadele yeterli mi değil mi? Değil. Yeterli, evet. Değil çünkü ekosistem canlı bir sistem. Canlı sistemler sürekli dinamik halde. Siz normal iklim şartları olsun, diğer bazı bir böceği baskı altına alıyorsunuz, demin de anlattım. Başka bir canlı potansiyel zararlı olan bir zararla ekonomik zararlı oluyor. Sürekli bunlarda bir değişim söz konusudur. Ekosistem canlı bir sistem çünkü. Bu sistemde sürekli takip edeceksiniz. Kimyasal mücadele, şunu söyleyebilirim, en son çare olarak. O da normal ürününüze tam zarar verecek seviyeyi belirleyip ilacı kullanmanız gerekir. Mesela dediğim gibi 7-8 ilaçlamayı 3-4 ilaçlamaya düşürmektir başarı olarak. Bu da bile çok önemli. Kesinlikle yani neredeyse çok önemli. Yarı yarıya düşüyor. Tabii hem ki. Maddi olarak maddi hem olarak milli ülkemiz ekonomisine çok büyük bir katkı. İşçilikten. Evet. Yani, kalıntı bırakmayacak. Kalıntısı bırakmayacak. Yani, çok çok yani, önemli. Bunlar çok önemli. Konular. Ben buradan bütün çiftçilerimize tekrar seslenmek istiyorum. Lütfen entegre mücadele ve biyoteknik mücadele yöntemlerini bağlı bulunduğunuz il ve ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden, ziraat fakültemizden, fakültelerimizden öğrenerek bahçelerinizde lütfen uygulamaya çalışın diyorum. Doğru mu söylüyorum hocam? Doğru söylüyorsunuz. Evet. Biz Kahramanmaraş Suçlu İmam Üniversitesi de olarak bize ne zaman gelseler biz de yardım ederiz. Yani şöyle bir ilişki var. Yani bilmiyorum yani çiftçilerimiz üniversiteye de biz her zaman hazırız yani. Her zaman da her şeyi yaparız. Yani. Çay içmeye bekliyoruz çiftçilerimizi. Kahramanmaraş Suçlu İmam Üniversitesi yani Ziraat Fakültesi olarak. Ziraat Fakültesi istedikleri zaman evet. Yanıma gelebilirler yani. Hiç evet. Sorun değil. Bizler de gerçekten ben bunu bütün samimiyetimle evet. Söylüyorum. Dekanımız olsun, dekan yardımcılarımız. Kesinlikle. Bölüm başkanlarımız, tüm hocalarımız, öğretim üyelerimiz bizlere her zaman her türlü teknik konuda tüm desteklerini veriyorlar. Ben bütün samimiyetimle hepsine buradan tekrar selam ve saygılarımı teşekkür göndermek ediyoruz. İstiyorum. Teşekkür ediyoruz. Peki hangi meyvelerde veya hangi ürünlerde, zirai ürünlerde biyoteknik mücadele yöntemleri kullanılır? Hepsinde kullanılabilir mi? Şöyle söyleyeyim. Kapalı sistemler vardır, açık sistemler var. Sera tipi mesela kapalı evet. Sistemlerdeki. Daha kolay. Çünkü zararlıyı mesela kontrol altına alabilmeniz ya da zararlı girişini kontrol edebileceğiniz alanlar vardır. Daha kolay olabilir. Ama açık sistemlerde normal sarf ettiğiniz kapalı sisteme göre iş gücü olarak ve zaman olarak daha çok zaman harcarsınız. Ama şunu da söyleyeyim. Ürün olarak geniş alanlarda bütün ürünler için kullanılabilir. Yani kullanılamaz diye bir şey yok. Ama dediğim gibi zaman, teknik, bilgi, bunların hepsinin bir arada olmasına doğru kişiyle çalışmanız gerekiyor. Bunu da büyük çiftçilerin, mesela küçük
ölçekli çiftçilerimize yetiştireceği küçük alanda yapan çiftçilerin örnek olması gerekiyor. Mesela Kahramanmaraş Suçi İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi çok iyi bir fakülte, genç bir fakülte, şey olarak, bireyler olarak söylüyorum. Yetişmiş elemanımız da yeterince var. Bunun da benim en çok sevdiğim şey koordinasyon olması. Tarım İl Müdürlüğü, Üniversite Araştırma Enstitüsü, belediye neyse, belediyenin de şeyi vardır herhalde. Bunların hepsi koordinasyonlu çalışması gerekiyor. Benim yaptığım işten diğer kurumların haberi yoksa benim yaptığım çalışma bana kalır, benim çiftçim de bana kalır. Ama ben bunu alır da bir ofis gibi bir yer olur da herkes bilgisini orada ortak getirir paylaşırsa herkes kim ne yapıyor, ne yapıyor. Çünkü birinin yaptığı işi tekrar sizin yapmanız doğru bir şey değil. Hem zaman kaybı hem devlet tarafından devlete verdiğiniz yani zaman kaybı, para kaybı hepsi bunları getirir. Onun için bir koordinasyon olması da gerekiyor. Evet, ben bu biyoteknik mücadelede feromon tuzaklarından bahsettiniz ama hocam bunları biraz açabilir miyiz? Nasıl bir işlevle çalışıyor bu feromon tuzakları? Şöyle söyleyeyim. Çünkü birçok tuzak çeşidi var. Tabii tabii. Yani tek bir adet değil. Evet. Bunu biraz açabilir miyiz? Şöyle söyleyeyim, geniş bir alanda uygulayacaksınız bunu ama bu alanı izole etmeniz lazım. İzole ederken de yine de bu biyoteknik mücadele kullanan preparatlarla yapıyorsunuz. Mesela bağ alanını anlatayım. Bağ alanında her iki omcada birlikte asıyorsunuz. Ama kenarda bir bağ varsa ya da yan tarafında bir varsa yanları daha fazla preparat asıyorsunuz. Buradaki en önemli şeylerden biri tuzak atıyor. O niye hocam? Yanlar neden çok asılıyor? Şimdi eğer orada aşırı bir koku olduğunda, çünkü bu koku feromon kokusu, bu erkek ve dişinin ya da gelen diğer tarladan gelecek bireylerin engellenmesi amacıyla yapıyoruz biz bunu. Bizim alanımıza gelmesin. Çünkü bizim alanımız kontrollü ama diğer alandan gelirse bu şekilde kaçmasını sağlamak. Bunun yanında zararlının ilk tespit edildiğinde ilk önce farklı bir feromon tipi tuzak kullanıp o zararlının çıkışını ilk ergin yakalamayla birlikte biyoteknik mücadelede kullanacağımız preparatı asmamız gerekiyor. Bu preparatı astıktan sonra eğer bizim alanda o feromon tipi tuzakla ergin bireyi yakalamıyorsak bizim tuzaklarımız, yani biyoteknik mücadelede kullandığımız preparatlar işliyor demektir. Ama bir de kontrol alanınız olmalı. Kontrol alanında feromon tipi tuzakla ergin yakalıyor olmanız lazım. Kendi alanınızda yakalamıyor olmanız lazım. Bunun temel prensibi budur. Siz yakalamadınız. Ondan sonraki uyguladığınız yöntemde çiçek dönemi. Mesela koruk dönemi, tatlanma dönemi. Bu çiçek döneminde de kontroller, zarar var mı yok mu salkımlarda? Koruk zamanında var mı yok mu? Çünkü genel olarak mesela salkım güvesi yılda 3 döl veriyor deniyor ama bazı bölgelerde 4-5 döl veriyor. Ama açın bütün kitapları 3 döl diye geçiyor, makaleler diyor. Ama bazı geçici çeşitler var mesela. 4. 5. dölünü bile yakalayabiliyorsunuz Lobesia botuna. Bu sistemi uygularken artı biyoteknik mücadele kullandığınız preparatın işleyip işlemediğini de yapacağınız tartımlar yaparsınız. Örnekleme yapıyorsunuz değişik yerlerinden kullandığınız alanda. Onları da ne kadar bir kayıp var? Bunları grafiksel hale gelip hangi düzeyde bitip bitmediğini, çünkü tekrar ek yapabilirsiniz. Çünkü burada rüzgar da önemli. Rüzgar salımı arttırıyorsa o ferokon şey izonetli yayıcılarından mesela, rüzgar salımı arttırıyorsa bitebilir. Onun için yerine yenisini yapmak gerekiyor, bağlamak gerekiyor. Bu şekilde uyguladığınız anda zararlının mesela vuruk sayısı %1-2'yi de geçtiğinde %5 derler ama bu benim için %1-2'dir mesela. Çünkü üzümün ekonomik değeri, ürünün ekonomik değeri, siz elmanın, bir domatesin, bunların hepsinin ekonomik değeri vardır. Çiftçi için de ürünün değeri vardır. Bir de alan kişi için bu ürünün değeri vardır. Bunun için bunların hepsini kontrol ederken üzümdeki vurukları gördüğünüz anda demin de bahsettiğim bakteriyel preparat kullanmanız gerekiyor. İlaçsız yapacaksanız bu işi. Mesela organik tarımda kullanılan birçok ilaç var. Bu külleme için olsun, diğer kurşun küfü olsun, bunları da birlikte kullanma. Şöyle söyleyeyim, biyoteknik mücadele hani o sempozyumda da dediler de işte ekonomik. Aslında çok ekonomik değildir. Ama İkinci yıldan sonra ekonomik düzeye geçer. Çünkü işi öğrenmiş oluyorsunuz. Zararlıyla nasıl mücadele? İkinci yıldan sonra ekonomiktir mesela. Birinci yılda ekonomik değildir mesela. Çünkü nedir? Tarlayı korumaya çalışıyorsunuz. Bahçenizi korumaya çalışıyorsunuz. Ama ikinci yılda bilinçli bir şekilde bunu yapıyor. Üçüncü yılda ise tamamen ekonomiktir mesela. Bunların hepsi de bilinçli bir çalışma, bilgi birikimi
Bu tecrübe gerektiren işlerdir. Bilir kişilerle çalışmanız gerekir. Bunların hepsini mesela bağ alanında 3-4'de kurtarmanız gerekiyor. Ama siz bu 3-4'de kurtarırken sadece o zararlı için mücadele ediyorsunuz. Diğer potansiyel zararları da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bunun yanında hastalıklar var. Hastalıkları da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bunun için ne yapacaksınız? Komple bir sistem olarak bakacaksınız. İşte burada entegre mücadele. Komple diğer hastalıklar, hangi hastalıklar var? Hangi zararlı potansiyel zararlıları var? Siz lobesya yani salkım güvesini baskı altına alırsanız diğer potansiyel zararlılar ne durumda? Ona bakmanız gerekir mesela. Bunların hepsi yani dinamik faktörler olduğu için iyi bir takip sistemi. Şöyle de söyleyeyim, bunu uygulayabilen çok iyi çiftçiler de var. Mesela Ege bölgesinde. Artık üreticimiz de gelmişti o biyoteknik mücadele paneliyle. Evet. Bağ üreticimiz de herhalde Ege'den gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. O sene işte 2 sene önce hiç ilaç atmadan biyoteknik mücadele yöntemleriyle ilgili üzümünü yetiştirdiğini söylüyordu. Ama zorlandım ama yetiştirdim hiç ilaç atmadan dediğiniz gibi 5-6 sene bu yöntemleri kullanarak. İşte ama işte şu 5-6 yılda siz doğayı onarıyorsunuz. Çevreye zarar vermiyorsunuz. İnsan sağlığına zarar vermiyor. Belki kayıplarınız oluyor ilk 1-2 yıl. Ama ondan sonra siz işi öğrendikten sonra çevreye, doğaya, insana temiz bir toprak mesela. Geleceğe temiz bir toprak bırakıyorsunuz. Evet. Bundan daha önemli ne olabilir bundan hocam? Bundan önemli bir şey var olamaz. Var mı bir biyoteknik mücadeleci olarak görüyoruz biz sizi. Görüyoruz. Yani şöyle yani söyleyeyim. Yani bir doğa severi olarak bundan önemli ne olabilir? Tarımda. Önemli bir şey olamaz. Çünkü bizden sonra da bu toprak kullanılacak. Burada ekilecek. Zaten dünyada en önemli sorunlar su ve gıda olacaktır ileride. İnsanlar besin için savaşacaklardır. Evet. Bu besinleri çok dar bir alandan yüksek verimler elde ederek, küçük alanlardan yüksek verim elde ederek bu dengeyi sağlamamız gerekecek duruma geleceğiz. Bundan evet. Belki 50-100 yıl sonra. Evet. Peki hocam, üniversitemizin biyoteknik mücadeleyle ilgili çalışmaları var. Tabii onları evet. Biliyoruz. Başka herhangi bir çalışması, projesi var mı, olacak mı? Onu da değineyim. Bize müjdeniz var mı diyeyim yani. Şöyle söyleyeyim. Şimdi proje hazırlıyoruz. Bunu da buradan söylemiş olayım. Entomoloğum ben. Böcek bilimciyim. Evet. Ama benim projem fitopatolojide değerlendiriliyor. Fitopatolojideki benim konumu anlamaz. Şimdi TÜBİTAK'a da bir yazı yazıyorum. Evet. Şimdi projeler hazırlıyoruz. Yapılanlar da var ama kendim şimdi bir proje hazırlayacağım. Tarım İl Müdürlüğü'nün de içerisine alan bir proje. Geniş bir proje yapmak istiyorum. Üstelik Kahramanmaraş'ta bu kadar potansiyel varken, eleman varken bizim bölgemizi başkaları da çalışıyor. Çok ilginçtir. Evet. Yani başkasına bizim yani tamam bilgi olarak ihtiyacımız olabilir. Bilgi paylaşımı ihtiyacımız olabilir. Ama başka şekilde buradaki çalışmaları bizim yapmamız gerekiyor. Bu konuda da zaten projelerimizi hazırlıyoruz, yapıyoruz. Bunları bir de tanıtmamız gerekiyor aslında. Bizim eksiğimiz o üniversitedeki personel olarak ben söyleyeyim, öğretim üyesi olarak eksiğimiz budur diyelim. Sizin sayenizde işte burada tanıtıyoruz. Sağ olun. Hatta üniversitenizde çok güzel bir sulama sistemi yapıldı. Evet, doğru. Tamamen otomatik. Hocamla bugün evet. Görüştüm. Bütün üniversitenin her tarafı belirli saatlerde, belirli günlerde sulanıyor mesela. Evet, biz aslında çiftçilerimiz o sulama sistemlerini göstermek için üniversitenize getirmeyi de düşünüyoruz. Gerçekten de aslında Ziraat Fakültemizde biz de devamlı görüştüğümüz için evet. O kadar güzel çalışmalar, o kadar başarılı çalışmalar yapılıyor ama dediğiniz tanıtmak, gibi herhalde reklam tanıtmak yapmak da, gerekiyor belki bizlere düşüyor diye evet. Düşünüyorum. Bizler de Aksu TV aracılığıyla, Toprağın Bereketi programı aracılığıyla bir nebze de olsa elimizden geldiği kadar, gücümüz yettiği kadar ilimiz tarımına, ülkemiz tarımına bir nebze katkı sağlıyorsak ne mutlu bize. Kesinlikle. Sizlerin sayesinde tabii. Teşekkür ederim. Bu sizin de sayenizde. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Süremiz de azaldı. Evet. Toprağın Bereketi programına konuk oldunuz. Bizleri kırmadınız. Son olarak neler söylemek istersiniz? Hem biyoteknik mücadeleyle ilgili hem diğer konumuzla ilgili. Şunu söyleyeyim. Kahramanmaraş ile yani ekosistemi ya da doğası bozmakla uğraşılmasın. Çok evet. İlaç kullanılmasın. İlaç zamanında kullanılsın. Doğru zararlı için kullanılsın. Ekonomik değeri olan ürünlerin
daha çok dikilmesi ya da ekilmesi gerektiğini savunuyorum. Kahramanmaraş çok zengin bir iklim kuşağına sahip. Çok farklı ürünlerin yetişebileceği bir yer. Ve bunu ben gördüğüm zaman hayran kalıyorum. Bir uca gidiyorsunuz Çağlayan Cerit, orada cevizi, elması. Bir uca gidiyorsunuz Göksun tarafını diyorum, elma çardak kısmı mesela. Ay çiçeği mi yetişmez, pancar mı yetişmez? Yani mandalin, bu şey... Hocam Andırın'da... Andırın'da mesela. Evet, ben işte mandalin bahçelerini gördüm. Yani o kadar güzel şimdi, Andırın. İşte orası da biraz, evet, Adana iklimini taşıyor. Mesela geçiş bölgeleri onlar. Akdeniz ikliminin yaşıyor belirli bir kısmı. O da yetişiyor. Yani Kahramanmaraş gerçekten korunması gereken bir yerlerden biri. Doğa olarak da söylüyorum. Ürün olarak da ilacın en az kullanılması gereken bölgelerden biridir. Evet. Bakın Gaziantep'te de şimdi fıstık suyu bilmezdi. Herkes sulama yapıyor. Fıstık nasıl bir toprakta yetişiyor? Kireçli bir toprakta yetişiyor. Yıllardır da yetişiyor. Fakat son zamanlarda bazı sorunlar teşkil ediyor. Zararlar açısından da hastalıklar. Bunun sebebi şu. Su demek can demektir. Ama suyu bilinçli kullanmadığınız takdirde zarar görürsünüz demektir. Evet. Bu nedir? İklim faktörleri değişiyor. Bitkinin suya ihtiyacı olabilir. Evet. Orada zamanında kar yağıyordu. Bundan 30 yıl önce. Şimdi kar yağmıyor ya da az yağıyor. Bir soğuklama ihtiyacı göremiyor. Ama siz istemeyecek. Yani bazı bitkiler su istemez. Bu doğada kendi kendini egale edebilecek. Yani onarabilecektir. Suya ihtiyacı. Ama siz su istemeyen bir ağaca suyu verdiğiniz an siz o ağaca zarar veriyorsunuz demektir. Ama Kahramanmaraş bölgesi her ürünün yetişebildiği bir bölge olarak korunması gereken bir bölge. Ve yetişmiş eleman sayısı da hem Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi hem Tarım İlçe Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü hem de Araştırma Enstitüsü de tabii onların da güzel alanları tabii ki, var. Tabii. Onlarla birlikte koordinasyonlu bir şekilde çalışıp Kahramanmaraş'taki üreticilerimizi mutlu etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet, ben de inanıyorum ilimiz 2023 Tarım Vizyonu'nda Kahramanmaraş'ta tarımda ben de varım diyecek diye düşünüyorum. Şunu olması gereken, evet, zaten bütün ürünler yetişiyor. Ve yüksek mesela verim elde edilebilecek ürünlerimiz. Mesela şunu da söyleyeyim, artık vizyon olmasına bir ceviz dendiği zaman Kahramanmaraş'ın akla gelmesi. Fıstık deyince Gaziantep geliyorsa, ceviz deyince burası. Evet. Elma, Amasya, Isparta diyoruz ama buradaki yetişen, mesela şunu da söyleyeyim. Bazı yetişmeyecek ürün, yani elma çeşidi. Bizim bölgemiz için uygun olmayan bir elma çeşidini buraya dikmememiz lazım. Kesinlikle. He, ama nedir? Buranın elma çeşidinin özelliğini bilerek dikerseniz buraya, buradan ürün alırsınız. Ama bazen görüyorum, bizim burada yetişmeyecek bir çeşidi ekiyor, sonra verim alamıyorum diyor. Peki alamazsın zaten. Yani çünkü bizim bu bölgemiz için uygun bir çeşit değil. Onun için ürün çeşidini de doğru belirlemek gerekiyor. Kesinlikle. Göksun Çardak Börde'miz, ben geçen hafta oradaydım. Türkiye'nin en kaliteli elmalarının yetiştirildiği, kesinlikle, ender bölgelerden birisi. Başka bölge var yok demiyoruz. Tabii ki var. Ülkemizin başka, evet, bölgelerinde de çok güzel elmalar yetiştiriliyor. Bunlardan birisi de Göksun Çardak bölgemiz. Kesinlikle. Elma hasadı da başladı. Ben Türkiye'deki tüm tüccarları Göksun Çardak mahallesi ve çevresindeki mahalledeki elmaları görmeye tüm tüccarlarımızı davet ediyorum. Evet hocam, ben tekrar sizlere programa konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, Sayın Aslan hocamla biyoteknik mücadele ve entegre mücadele konularında sohbet ettik. Umarım faydalı bir program olmuştur. Haftaya farklı konu ve konuklarla tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Kipaş Tarım, Toprağın Bereketi programını sundu.